Merhaba, fibromiyacı hastalığındaki tedavi yaklaşımları, benim yaklaşımım nasıl, neler yapılmalı, hangi tedaviler, nerede, ne kadar etkiler artık bu konuyu masaya yatırmaya sıra geldi. Fibromeyaj hasta 16 ders falan oldu. Ondan önce postüroloji, bruxizm dersleri var. Aslında onlar fibromiyajinin ana konuları ama fibromiyaj içinde artık çok uzacağı için onları öncesinde ayrıca anlatmıştık. Yani 20'nin üzerinde ders var. Bundan sonra anlattıklarımı anlayabilmeniz için o 20'ye yakın dersi dinlemenizde fayda var. Aa, nasıl dinleyeceksiniz? İlla beni görmeniz gerekmiyor. Yavaş yavaş podcast'e de yüklemeye başladım ben onları arka arkaya. Vakit bulamıyorum hepsine. E, arka arkaya dinleyebilirsiniz. Araba kullanırken, mutfakta yemek yaparken, yolda yürürken bir yerlerde dinleyebilirsiniz. İlla beni görmeseniz de olur. E, çünkü e, sözel olarak anlatıyorum ser bazı şeyler kullanıyorum da. Sonra baktım ki başlarda kullanıyordum. Ee, i̇nsanlar daha çok dinleme eğiliminde. O zaman ben de sadece e, anlatmaya başladım. E zaten sağlık profesyoneli değilsiniz. Siz bu işin sizin derdiniz, fibromiyajı tedavi edecek doktor olmayacaksınız. Sizin derdiniz mantığını anlamak, kendinizi anlamak ve bilinçli bir sağlık tüketicisi olarak daha sağlıklı ve daha doğru seçimler yapmak. Neyi hangi hizmete alacaksınız, ona doğru karar verebilmek. Ee, şimdi belli başlı tedavi yaklaşımlarından bahsedeceğim, benim yaptıklarımdan bahsedeceğim. Aslında e, bu derste e, bozucu alan, nöral terapi, ağrıkle terapi, ağrıkle medisin. bazıları çok teknik kelim geldi, değil mi? Şimdi mantığını anlatacağım. Şöyle bir şey. Şimdi dedik ya vücutta fibromiyajide yaygın bir inflamasyon oluyor. Yaygın inflamasyon olunca ee, vücudun birçok yerinde de sıkıntılar oluyor. Bu yaygın inflamasyon o kaslardaki, eklemlerdeki, organlardaki problemlerin temelinde bazı şeyler yatıyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi postural sendromu anlatmıştık. O ayrı. Ama en önemlilerinden birisi neydi? Bozucu alanlardı. Bozucu alanlar dediğimiz şey bize nöral terapi'nin kazandırdığı bir bilgi. Bu ne ki kardeşler, Alman ekolü bozucu alanı tıbba kazandırmışlardır. Peki onlar nasıl deneyim demişlerdir? Nöral terapide lokal anestezikler kullanıyor. ama bütün lokal anestezikler değil şimdi ağrı kliniklerine gidilirse e, üniversitelerimizdeki büyük hastanelerimizde özelde de yapanlar var e, ağrı ağrı uzmanları var nörologlar da olabilir üst, üst ihtisas o. İhtisasın üstüne anestezyologlar olabiliyor nörologlar olabiliyor e, işte ağrı uzmanı diye geçiyor albolok diye geçiyor işte onların onlar da lokal anestesi kullanabiliyorlar ama nöral terapide mantık farklı. Nöral terapide en kısa etkili iki anestezik, lokal anestezik kullanılıyor. Biri prokain, biri lidokain. E, prokain e, en kısa etkilisi 15-20 dakika gibi yarım saati bulmuyor vücuttan temizlenmesi. E, cilt uyuşturmak için bulunmuş yani lokal anestezik olarak bulunmuş bir madde. Ancak lokal anestezik etkisinden başka bir etkisi biyolektriksel etkisi e, o inflamasyonlu doku dedik ya oralardaki etkisi e, rastlantı sonucu bulunmuş. Alman iki Sunek Kardeşler. Şimdi Hüneke Kardeşler prokaini birçok yere uyguladıklarında sıkıntılı yerlere oralarda iyileşmedeki artısını görmüşler. Bir şeyi sadece ağrı değil iyileşmede de artılarını görmüşler ama 1900'lerin başından ilk yarısından bahsediyoruz işte 1940'ta bir etkisini daha net olarak görmüşler yani bir hastanın bacağındaki attan düşme at arabasındaki şeyden kalan kırıktaki akıntı iltihap yerine yapınca omuz ağrısının geçtiğini anında flashing etti deniyor. Çünkü bu bozuk elektrik sinyali olan hasarlı sorunlu bölgeler vücuda sürekli yayın yapıyor vücudun başka bir yerinde sorun yaratıyor. Yani ee, işte onu gözlemlemişler. Onun bozucularına on bize onlar kazandırmış oldu. Nöral terapide lokal uyguladığında o lo lokal enestikler cilt uygulanıyor. Bir yere bir şey zerk eder gibi değil. Bir yere bir ilaç verir gibi değil. Tamam, kullandığı madde bir anlamda ilaç ama çok kısa etkili uyuşturma ilaç kimyasal etkisinden faydalanmıyoruz. Algolaklar daha potens dediğimiz daha güçlü e, uyuşturacak ilaçları kullanıyorlar. Çünkü oradaki ağrıyı, oradaki siniri susturmak, bloke etmek istiyorlar. E ee, nöral terapide tam tersi daha canlandırıp daha hareketlendirmek, iyileşmeye yönlendirmek, bastırmak değil başka bir mantık var. Her tedavinin yeri var tabii ki ama nöral terapinin eee lokal anesteziklerin dokuda bir iyileştirici özelliği Uyguladığınız bölgede iyileşmeyi hızlandırırsınız, oksijenizasyonu hızlandırırsınız, mitokondri dedik hücrenin enerjisi duyuyorsunuzdur bir sürü insan. Biyokimya anlatmayı çok seviyor bu ara doktor meslektaşlarımız e, sosyal medyada. İşte mitokondrinin şeyin etkisi bunların hepsi prokainin ve lidokainin böyle bir olumlu etkisi var. Bu etkisinden tamamen bağımsız. Zaten nöral terapide çok çok diliye çok düşük bir şey yapıyoruz, çok düşük oranda. Yani uyuşturacak şeyi yok yani. O kadar düşük oranda kullanıyoruz. Çünkü bizim derdimiz başka. Ee, do uyguladığınız bölgede işte dediğim, tetik noktaların oraya uygulaya ağrılı yere uygula işte eklem şişmiş romatizma deforme oraya uygula hep iyileşmeye yönlendiriyor. Ama e, nöral terapinin bendeki cezbedici yönü bozucalandır. O bir yerde bozulmuş oranın sinyali bozulmuş. Orası vücudun başka bir yerinde hastalık yapıyor. Ben matematikçiydim ya çok sözmeyi seviyorum. Nöral terapiyi öğrenince aa dedim benim için çok önemli. Zaten migren dediğimiz şey tamamen bir bozuk olan hastalığı. Vücudun herhangi bir yerlerinde bozuk elektrik sinyali bozuk yerler ara ara sigortayı attırıyor gibi. Hani bu kadar basit değil ama e, kabaca böyle bunu anlatırım ben. Hep böyle hastalarımda migren tedavi ederken bozucalan dişimi, mi, dişinde mi çürük var, kökünde mi iltihap var, kürtaj mı olmuş, sezaryen mi olmuş, boğazında iltihap mı geç, çocukken hepimizin geçiriyoruz. Böyle şeyler bunlara bakarım yani ve buralardaki sinyalleri düzeltince migrenler de şıkır şıkır düzeliyor. Ee, çok da iyi sonuçlar aldım. 10 binden fazla hasta yaptım şimdiye kadar. Almasaydım eski hastalarım ben unutuyorum. İyi bir şekilde hasta gönderiyorlar. Yıllardır çok iyiyiz falan diye birbirlerini gönderiyorlar. Ha öyle haber oluyorum. Ağrısı olmayınca aramaz benim hastalarım haklı olarak beni. E şey diyor sonuçta. Mantık doğru zaten. Şimdi bunu zaten migrene çözüm var kitabımda ayrıntılı anlatıyorum. Migrene dalmayalım. Bizim derdimiz fibromiyajı. Şimdi fibromiyajda da yaygın inflamasyon var ya. Tetik noktaları ağrılı yerlere yapın. Fibromiyajı olup nöral terapi almaya giden e, hastalar çok hasta var. Her yerlerine iğne yapılıyor. Çok fazla iğne yapılıyor. Ben çok az yapıyorum. Vay niçin? <laughs> Neden bu kadar az yapıyorum? Çünkü zaten hasta çok hassas. Önemli olan o inflamasyon nerede oluyor, nasıl oluyor onu çözersek vücut kendi kendini zaten temizliyor, düzeltiyor. İşte onu çözmek olan bozucu alanlar burada yer alıyor. Nöral terapi de bunun zaten bize kazandırdığı için birebir tedavi yöntemi. E, problemli yerlere, problemli olası problemli yerlere bunu hastanın hikayesiyle de birlikte dinleyerek bu anlamda nöral terapi kullanıyor. Şimdi ben 2004'te nöral terapiyle başladım bu işe. Ama zaman içinde e, tabii ki e, bütün e, e, iyileştirdin hastalara değil takıntılı iyileştiremedin. Uzayan niye niye diye taktığım için e, şey yapıyorum bazılarında gitmiyor. Mesela boğaz bozucu alanını yapıyorum yapıyorum tekrar yapmak gerekiyor. Yapıyorum yapıyorum tekrar yapmak gerekiyor. Bazen bulamıyorum yani bir şey var onun farkındayım veya bazen şey olmuş laparoskopik kendi hani küçücük delikten girmişler karnın içinde bir sürü iş yapmışlar. Orada kesilmiş, biçilmiş, e, kesik biçik yerler de bu yalan yapıyor ya ben oraya nasıl iğne yapacağım? Şimdi yani yarı sezaryenizi dışarıda ona yapıyorum da apandisit yarasına da yapıyorum da içeriye nasıl yapacağım? Ha ganglion enjeksiyonları falan var. Ben oldum olası şeyimdir yumuşak doktorum. Öyle çok iğneler derin gireyim iğne yapayım falan sevmiyorum. Yani e, ee, his böyleydi. Aslında ilk de sevmiyormuşum çünkü başka şeyler aramaya çok takıldım. Ee, başka türlü olması gerekir diye. Sonrasında ilk kulak akupunkturu diye e, Noje diye bir Fransızın e, şeyini öğrenmiştim. Noje şey yapmış. Kulağın bir küçük beden olduğunu ve anne karnında gelişirken de küçük bir e, bebek gibi onun da geliştiğini gösteriyor. Zaten biz embriyolojide daha üniversitenin ilk iki, ikinci yılında embriyoloji dersi aldık. Embriyoloji dersinde bunu görmüştük. Hatta ben o zaman düşünmüştüm. Bütün vücut, vücut üç katmandan oluşur işte endoderm, ektoderm, mezoderm diye. Bu kulak niye e, üçünden oluşuyor? Tamam cildimiz, beynimiz birisinden, kaslarımız, kemiklerimiz birisinden, iç organlarımız birisinden de kulak hepsinden niye oluşuyor? Nervus vagus diyoruz. Ta mide bütün bağırsak sindirim sistemimiz karnımıza gelen nervus vagus buraya dal veriyor. Şu içeriye. İşte o küçücük kulak, küçücük e, e, kontrol paneli diyorum ben. Kontrol paneli gibi ya o nervus vagus'un verdiği yerde mideyi, bağırsakları, pankreası hepsini buluyorsunuz. Evet mideyi solda daha çok buluyoruz. Sağda karaciğeri buluyoruz. Solda pankreası buluyoruz. E, sorun varsa organda sorun varsa orada elektrik direnci değişiyor. Dedeksiyon aletinde sinyal alıyoruz. Şimdi bu çok güzel. Şimdi oradaki sinyali bozulan burayı bozarsa burayı düzeltirsek elektrik sinyali iğneyle ee, o zaman da organda düzenle. Bu karşılıklı bir e, şey var çünkü e, bağlantı var. Bu çok mantıklı, işe yarar. Bu işte ağrıklı terapiyedir. dediğim şey ne? burada mesela ben şeyde çok ayarlanıyorum karaciğer bozucu alanını, karaciğeri, pankreası, reflüsü var onu düzeltirken çok şeylerde faydalanıyorum arjüle terapiden. Artık bir de arjüle yanı var aslında o ileri arjüle terapi, onun üzerine olan bir eğitim. Şimdi damızımıza ve vücudun ışık uyaranıyla birlikte işte tekniğine çok ayrıntısı girmeyeceğim de öyle bir şey ki yani vücudumuzdaki bir organda bozucu alan varsa kulağın bu dış hattında e, siyah bir şeyle orada perdeleme yapıp dolaştırdığımızda e, bozucu alan olan mesela dişiydi, karaciğeriydi, e, işte ne bileyim rahim alınmış orasıydı e, ama sezeryan olmuş burasıydı orada sorun varsa... Oraya geldiğinizde nabızda değişim oluyor. Vas diye bir şey bu. E, nojinin bulduğu bir şey çok da e, çok güzel e, öğrenmek biraz zaman alıyor ama elin alışınca elinin altında böyle tak 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 hissediyorsun ama normalde normal nabza bakıyor gibisin ilk başlarken kendini eğitmen gerekiyor hissetmeye alışman gerekiyor İşte o kadar çok şeye yardımcı oluyor ki nojiye demişti ki eğitimde bu ben e, bunu bulan lojiye e, ben e, tanıyamadan. 96 idi yanlış söylemiyorsam kaybettik ben onun ujiyeden e, dinledim ve gördüm de diyor yani sonuçta ben eskiden nöral terapi de yapardım ama artık buvası bas diyor bu vas nabzdan bu bakma onu çok iyi kullandığımda nöral terapi ihtiyacım kalmadı ben ikisini birlikte kullanıyorum İşte böyle iç organları mesela Karaciğer aşı falan olunca karaciğer çok etkileniyor. Onun da sinyal vermeye başlıyor. Karaciğer de içerideki organdı veya nöral terapi yaptım yetmedi o artı onunla ikisini birleştiriyorum. Elimde ne varsa kullanıyorum aşure yapar gibi. En güzeli hiçbir şey abartmadan dengeli bir şekilde ama ne kadar bol malzeme o kadar güzel oluyor sonuçta. Eee nöral terapinin böyle bir edimi var e, bozucu alan olarak ama bozucu alanlarda ben e, işte yurt dışındaydım bu pandemiden beri ülkemizdeyim şu anda. E, kongrelerde meslektaşlarımla paylaşıyorum. Hatta geçen bahar ki bir kongrede tamamen e, bu vası kullanarak tedaviye dirençli vakalar. Yani akupunktur olmuş nöral terapi olmuş, onu olmuş, bunu olmuş ozon olmuş şey olmuş. E hala iyileşmemiş vakalarda nasıl aşarız? İşte bozucu alan bunların önemli unsurlarından birisiydi. Hem kulağa kullanmak hem nöral terapiyi birlikte kullanmak anlamlıydı. Evet benim tedavimde ne yapıyorum derseniz hasta bana ilk geldiğinde baş başını anlattım. Önce postürü ilk postürünü düzeltiyorum. Vücut kaymış. Onu bir ayarlayıp vücutta bir akışı kendine getiriyorum. Ondan sonra bu beyin de dahil bütün vücutta oluyor. Hemen bir bozucu alan taramasına geçiyorum. Zaten hastayı dinlerken ben tık 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 bağlantıları kuruyorum. Bozucu alan böyle. Ha, mesela postural sendrom da benim için bir bozucu alan. Travması amigdala düzeyinde kalmış e, durum da benim için bir bozucu alan. Vücuttaki ama bu bu kullanım anlamında lokal anestetik nöral terapiyi kullanmak, beraberinde kulaktaki şeyle birlikte e, e, uygulamak çok iyi sonuçlar veriyor. Vücudun yani, hastanın inflamasyonu birden azalmaya başlıyor. Yani e, kısa seanslarda çok yol almamızı sağlayabiliyor bu şekilde. E, tabii ki ben çok uzun yıllardır bu işle uğraşıyorum ve o vasıta şey onlar için çok emek harcadı. Biraz zaman ve tecrübe gerekiyor bunlar için. Diğer meslektaşlarımız veya sizin başvuracağınız meslektaşlarımız bunların hepsini e, uygulayamay, bu şekilde uygulayamayabilir. Öğrenmek istelerse ben kongrelerde anlatıyorum ama e, insanlar çok zahmete girmiyor. Belki de bilemiyorum. Ee, ben bir payla bilgimi paylaşmaktan hiç sakınmıyorum. Aa, sakın yani. Yok size de bu kadar anlatıyorum çünkü. Ama şöyle bir şey var. Ee, i̇kisi birlikte olmadan da nöral terapi'nin de faydası var. Ağrılar, dokun inflamasyonu. Eğer hekiminiz çok fazla uyguluyorsa e, şeyi var. E, canınız biraz fazla yarar. Onun dışında zararı olmaz. Çok uzun seans yaparsa hem canınız yanar, hem bütçeniz yanar. E, bozucu alanlara e, yeterince e, dokunamazsak, dokunamazsa ki tek başına nöral terapinin yetmediğini de öğrendim benim deneyimlerimden. Hani ben kendim bozucu alancayım derken nöral terapide e, Türkiye'nin de ilk nöral terapistlerinden birisiyim. E, bu, e, ona rağmen yetmediğini gördüm nöral terapi. Eski videolarıma bakarsanız fibromiyajda falan nöral terapi derim, bozucalan derim. Şimdi onun yani tedavinin beşte biri falan o. Ee, başka şeyleri de düzeltmek gerekiyor ama bozucu bozucalan mantığı her şeyin başında. Bir şeyin bozulmasının da alt kaynağı. Bu sistem çok kolay hastalanmıyor çünkü. Onun da altında yatan şey ee, o nedenle bozucuları çok önemsiyorum. Çok fazla enjeksiyona gerek yok ama nöral terapi deneyebilirsiniz ama belli bir seans sayısını geçti, artık bayağı gittiniz. Hala aynı yerde dönüyorsanız orada bozuculanlara dokunulmamıştır. Orada yeterince biz kitleyen bir şeyler vardır. O anlamda çok iyi bir nöral terapistiniz olabilir, yetmiyordur. Ağrı medisine ihtiyaç var. Yani e, kulağa da devreye sokmaya ihtiyaç var. E, bir de diş bozucu alanları için çok önemli diş bozucu alanları içinde diş hekimleriyle tek başına olmuyor. Yanlış anlamasınlar onların baktığı noktaya göre klinisyen olarak bizim bakışımız biraz daha farklı. Bu bağlamda da e, diş konusunda da tıp klinisyenlerinin kendisini geliştirmesi gerekiyor. O konuda da bahsederiz önümüzdeki derslerde böyle böyle derslere başlıyoruz. Ee, nöral terapi bozucu alan, ve terapi, ağrıklı medisini konuştuk. Ee, gelecek ders diğer neler yapıyorum onları konuşuruz.